Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni fiyat performans ürünümüz Netoji elimizde. Dün sizlere Telegram grubundan ve YouTube topluluk kısmından duyurmuştum. S905Y4 işlemcili bir cihaz. 2 GB RAM, 16 GB depolama ve tam lisanslı. Kutumuzu açıyorum. Cihazımız burada ön tarafında ve sağ tarafında daha doğrusu sol tarafında bir şey yok. İki tane USB 2.0 bir de micro SD kart yuvası var. Arkasında da adaptör girişi, HDMI girişi ve Ethernet portu mevcut. Görünüşü Mi Box'ı andırıyor e tasarım olarak da. Kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğinde bir adet Google'ın lisanslı kumandası mevcut. Beğendiğim bir kumanda biliyorsunuz bu. Bir adet HDMI kablomuz. Adaptörümüz var. Adaptörümüz 12 volt 1 amperlik bir adaptör. 12 volt olması güzel. Şimdi testlerimize geçelim. Cihazımız klasik. Dil seçimiyle geliyor. Türkçe dedim. Telefondan kurulsun mu? Evet diyorum. Telefonumu elime alıyorum. Cihazımı kur. Elbette. Hako Pro 646 diye bulacak telefonum. Muhtemelen bu cihazlar Botek, Homatix gibi, Hako ve Netoji kardeşliği gibi bir şey olmuş bu da. Telefondan gerekli işlemleri yaptım. Şimdi cihazımız otomatik olarak A, a bağlanacak. A, A bağlandı, oturumumuz açıldı. Buraya kadar izlediğiniz alanı dün çektim. Şimdi devamını çekeceğim çünkü mikrofon hata vermiş. Hatta videonun bundan önceki kısmında bazı yerlerde benim görüntümde donukluklar oluyor. O tamamen OBS'in ayarlarından kaynaklı problem. Şimdi gerekli uygulamaları yüklemiştim ben. AIDA ile başlayalım. Hako Pro diye geçiyor. Bizimki biliyorsunuz Netoji. 2 GB RAM'imiz ve 16 GB depolamamız var. Bu 16'nın 11.66'sı size kullanılabilir olarak veriliyor. İşlemcimiz 4 çekirdekli Cortex A35. 2 GHz sizin çalışıyor. S905Y4 yani düşük enerji tüketen ve Yeni nesil bir işlemci A1 kodek destekliyor. Grafik yongamız Mali G31. 5 GHz Wi-Fi'miz var. Android versiyonumuz 11. Diğer infomuza bakalım. Zaten söylemiştim lisanslı bir cihaz diye. Şuradan bakıyoruz. L1 yani Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime gibi uygulamalar sorunsuz bir şekilde yüksek çözünürlükle çalışacak demektir. Bu internet hız testimizi yapalım. Şu an 5 GHz'e bağlıyız. 100 üzerinden 91 megabit hız aldık. Ethernet'i bağladım. Ethernet'te de 100 üzerinden 92 megabit hız aldık. 2.4 göstermeyeceğim. 55 megabit hız alıyoruz. Hala 2.4 kullanıyorsanız artık 5 GHz'e geçin. Her videomda bunu söylüyorum. Tarayıcı testine bakalım. Tarayıcımız hızlı bir şekilde açıldı zaten. Buradan bir videomu açtım. O da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde açıldı. Tarayıcı performansı gayet iyi. YouTube'a bakalım. YouTube'da da videomu açıyorum. YouTube'da gayet hızlı biçimde açılıyor. Yine en ufak sorun yok. Netflix'i Disney'i açıp göstermeyeceğim size. En ufak sorun yok dediğim gibi. Şuradan Explore ekleyelim. Ha, sesli komutu göstereyim. Nasıl çalışıyor? Fenerbahçe maçı ne oldu? Ankara'da hava nasıl? YouTube'u aç. Sesli komut da sorunsuz. Ekran yansıtma zaten Chromecast olduğu için sorunsuz. Chromecast kullanarak eğer telefonunuz Chromecast destekliyorsa hızlıca ekran yayını yapabilirsiniz, ekran paylaşımı. Fakat bu ekran paylaşımları verimli olmuyor. Bazı arkadaşlar sırf ekran paylaşmak için alıyorlar bu cihazları. Fakat ekran paylaşmak yerine zaten bir sürü uygulama var. O uygulamalardan kendiniz girip istediğiniz uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Ekran yansıtmayla uğraşmayın. Şimdi oyun deneyelim. Beach Buggy ile başlayalım. Gamepad ile oynuyorum. Kumandayla da oynayabilirsiniz bu oyunu. Gayet rahat. Herhangi bir donma yok. Bunu geçtim. Asfalt deneyelim. Asfalt eğer indiyse o inmediyse o kadar ben de bir kahve alıp geleyim. Kahvemi aldım geldim. Asfaltta yüklenmesi tamamlanmış. Gördüğünüz gibi. En ufak bir sıkıntı yok. Çok hafif frame kaybı olabilir. Normal. Y işlemci sonuçta. Ama öyle büyük bir sıkıntı yok. Oynanabilir gayet. Telegram grubunda bugün soru vardı. NTFS okuyor mu, okumuyor mu diye. Hemen deneyelim. Harici diskimizi bağlıyorum. Harici diskim NTFS olması lazım. 1 TB'lık bir disk bağladım. Bu arada cihaz hala ısınmadı. Onu da söyleyeyim. Evet, 1 TB'lık diskimizi gördü. İçerik olsa onu da açacağım. Fakat içerik yok galiba. Ha, eğitimler varmış. Mesela bir tane açalım buradan disk yapıları gayet hızlı biçimde açıyor. Sıkıntı yok. Bir de küçük boyutlu bir disk deneyelim. Bunu çıkardım. Şurada küçük boyutlu 8 GB'lık bir 8 değil hatta şurada daha küçük vardı. 4 GB'lık. 4 GB'lığı bağladım. Bu arada root kontrolü yapmadık. Tabii ki root yok cihazda. 4 GB'lık belleğimizi de gördü. Bunda ne var? Bir şey var mı? Bu da boş. Bunda da bir şey yok. Bunu da çıkarıyorum. Bir diskte videolar vardı ama hangi diskte olduğunu hatırlamıyorum. Şunu deneyelim mi? 16 GB'lık diskim. Bu da boş galiba. Göstermem gereken her şeyi gösterdim. Gerçekten yine bir fiyat performans cihazıyla karşı karşıyayız. Ee, şu anda kasım indirimlerinden dolayı tam bir fiyat performansı ürünü. Kasım indirimlerinden sonra veya bu stok bittikten sonra bir daha bu fiyatları bulmak çok zor. Hatta şu an stok kaç kalmış ona da bakayım. 71 tane stok kalmış. 71 stoktan sonra muhtemelen fiyatı artacaktır. Sonra biz de indirim istiyoruz diye bana yazmayın. Çünkü bu videoya özel indirimler oluyor. Videom yayınlandıktan sonra stok bitince fiyat artıyor. TextStorm firması bizlere özel indirimler yapıyor sadece video yayınlandığı zaman. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu cihazları uygun fiyatla almama ve tanıtmama yardımcı olan TextStorm firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.